Osman Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Osman Hocam benim bir sorum var. Bu kaza namazlarımızı namazlarımızı sünneti kıldığımız zaman kaza niyetine mi kılacağız yoksa sünneti terk etmiş mi oluyoruz o zaman? Peki efendim. Biz dedi kaza namazımız var senelerce kalan. Dolayısıyla siz de anlatıyorsunuz. Tamim Hasret Saadet-i Ebediye kitabında bu uzun uzun aynı şekilde bildiriliyor. Uzun uzun bildiriliyor. Kaza namazları konusu anlatılmış orada. Senetleriyle, kaynaklarıyla. Dört mezhepte de kazaya kalan namaz borcu olan, diğer üçü zaten diyor ki kazaya kalan namaz borcu varsa bunun nafilesi, beş vakit namazın sünneti, teravih namazıyla meşgul olması da haramdır, günahtır buyuruyor. Hanefi mezhebinde de kabul olmaz buyuruyor sonraki alimler. Dolayısıyla dört mezhepte olan Müslüman da her gün beş vakit namazın sünnetlerini, yalnız Hanefi mezhebinde sabah namazının sünnetine vacip makamında diyen alimler var. Onun için Hanefi mezhebindekiler sabah namazının sünnetini yine sünnet diye kılar. Öğlen ilk sünnetine ilk kazaya kalan öğlenin farzı, son sünnetine ilk kazaya kalan sabah namazının farzı, ikindinin sünnetine ilk kazaya kalan ikindinin farzı, akşamın sünnetine ilk kazaya kalan akşamın farzı üç rekat olarak kılar. Yatsının ilk sünnetine ilk kazaya kalan yatsının farzı, yatsının son sünnetine de Hanefi mezhebinde vitir namazı vacip. Eda etmek vacip olduğu gibi kazaya kalınca kaza etmek de vacip. Bunun için de yatsının son sünnetine ilk kazaya kalan vitir namazı diye niyet edilir. Aynen vitir gibi kılınır. Ve böylece ne oldu? Bir günlük kaza namazı borcu bitti. Evet. Dinleyicimiz diyor ki biz bunları bu şekilde böyle niyet ettiğimiz zaman sünnetler terk edilmiş olur mu? Hayır. Biz öğlen dört rekat farzından önce dört rekat namaz kıldık. Dört rekat farzından sonra iki rekat namaz kıldık. Akşamın farzından sonra iki rekat değil üç rekat kıldık. Ama Peygamber Efendimiz onu altı rekata kadar kılarlarmış. Sünnet olan şekli. Yatsının son sünneti ve öğlenin son sünnetleri Peygamber Efendimiz dört rekatta kılmış onları. Dolayısıyla biz Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam farzlardan önce ve sonra namaz kıldığı yerlerde namaz kıldık. Yani sünneti yerine getirdik. Zaten Muhammed Sadık Efendi Nevadir-i Fıkhiye kitabında anlatırken buyuruyor ki önemli olan öğle namazının dört rekat farzından önce dört rekat namaz kılmaktır. Buna ister sünnet de, ister nafile de, ister Allah rızası için de, ister kaza de. Evet. Çünkü o farzdan önce dört rekat namaz kılmak sünnettir. Farzdan sonra da iki rekat namaz kılmak sünnettir. Peygamber Efendimiz bunlara niyet ettim öğlenin ilk sünnetine son sünnetine demedi. Çünkü onun yaptığı sünnet. O yaptığı için aleyhissalatü vesselam biz sünnet kelimesini kullanıyoruz. Yoksa niyet ettim Allah rızası için namaza desem dört rekat namaz kılsam bu sünneti yerine getirmiş oluyorum ben. Evet. Nafile bir namazdır çünkü. Dolayısıyla orada tereddüt hasıl olmasın. Hani bazı kendilerini çok bilmiş gösteren kimseler var. Olmaz efendim falan. Olmaz diye böyle safsata şeyler söylüyor. Hatta Oflu Muhammed Emin Efendi var. Necatül Mümin'in kitabı var. Osmanlıca yazılmış bir kitap. Ha temel kitaplardan değil ama bu adam da aynı şekilde oradan buradan almamış. Getirmiş aynı şekilde nakil yapıyor. Orada anlatırken buyuruyor ki bu öğlenin ilk sünnetine ilk kazaya kalan öğlenen farzına ve aynı şekilde öğlenin sünnetine diye niyet edilir mi? Edilir buyuruyor. Evet. Edilmez efendim falan. Sana mı soracaktım ben yani? Saatte bir edilir diye yazıyor.